Çok büyük ümitlerle başladığımız 2020 yılı, yılın sonuna yaklaştığımız bugünlerde hala COVID sorunuyla mücadele etmeye devam ediyor. Dünyanın tamamı özellikle ekonomik manada ve sosyal manada COVID'de mücadelesini sürdürüyor. Elbette ki Türkiye'de bu mücadeleyi gösteren ülkelerden bir tanesi. Özellikle Mart ayının sonunda ekonomilerde görülen kapanma ve sonrasında Haziran ayı başıyla beraber tekrar bir yeniden yavaş yavaş kademeli açılış sonrasında işlerde bir toparlanma eğilimi kendini hissettiriyor. İkinci çeyrekte çok ciddi bir küçülme yaşayan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte ciddi bir büyüme kaydedeceği öngörülse de dördüncü çeyrekte bu büyümenin bir miktar hız kesmesi mümkün. Sorunun ortadan kalkmadığını, her türlü iyimserliğe rağmen, aşağı haberlerine rağmen hala sorunun devam ettiği, hatta büyüyerek devam ettiği de göz ardı edilmemeli. Gerek mikro gerek makro açıdan bakıldığında pek çok veride bir toparlanma sinyali Türkiye'de de görülüyor. Sanayi üretiminde, kapasite kullanım oranında, güven endekslerinde. Ancak gerek COVID'e bağlı gerekse COVID'den bağımsız olarak yapmamız gereken pek çok ev ödevinin olduğunu, yapısal reformdan olduğunu göz ardı etmememiz lazım şüphesiz ki. Mersin'de bu manada Türkiye'nin hem en güzel şehirlerinden bir tanesi hem de Türkiye ekonomisinin önemli aktörlerinden bir tanesi. Özellikle hem lojistik imkanı, sanayi yapısı, üretimdeki esnekliği, insanların çalışkanlığı hepimize moral veren, keyif veren, şahsi olarak benim de orada olmaktan çok keyif aldığım önemli şehirlerimizden bir tanesi. Bakalım Ekim ayı sonu itibariyle Mersin ekonomisindeki veriler bize neler gösterir. Mersin'de yılın ilk 3 çeyreğinde ihracat yıllık %4 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı. 2020'nin ikinci çeyreğinde ihracattaki daralma, üçüncü çeyrekte imalat sektörünün katkısıyla yerini güçlü toparlanmaya bıraktı. Söz konusu gelişmede gıda ürünleriyle giyim eşyası ürünleri ihracatı önemli paya sahip oldu. Kentte 2019 yılının ilk 9 ayında %11 artan ithalatın artış hızı, 2020 yılında hız keserek %6'lık artışla 2,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. İthalatta dönemlik bazda en fazla artış yılın 3. çeyreğinde kaydedildi. Söz konusu gelişmede kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri, kimyasal ürünlerle makine ve teçhizat ürünleri öne çıktı. Yılın ilk 9 ayında kentte liman başkanlıkları bazında elleçlenen yük trafiği, ithal yüklerindeki artışın etkisiyle %6 artarak 31,1 milyon ton seviyesine ulaştı. Söz konusu artışta yılın 3 çeyreğinde de geçen yılın üzerinde seyir izleyen dahili yükler de etkili oldu. Mersin serbest bölgesinde ticaret hacmi geçen yılın 9 aylık dönemine göre %14 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi. Yılın 3. çeyreğinde bölgedeki ticari faaliyetlerde ise toparlanma gözlendi. Eylül ayı sonu itibariyle 416 firmada 10.845 kişiye istihdam sağlandı. Üretimin öncü göstergesi sanayide enerji tüketiminde geçen yılın ikinci yarısında başlayan toparlanma eğilimi, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında yerini azalışa bıraksa da Haziran-Temmuz aylarında tekrar artışa geçti. Yılın ilk 7 ayında sanayide enerji tüketiminde %33'lük artış kaydedilirken, ticarethanelerde ise geçen yılın ilk 7 ayına göre %14 daralma gözlendi. Kentte kurulan şirket ve kooperatif sayısı %35, gerçek kişi ticari işletme sayısı %58 arttı. Firma kurulumlarında geçen yılın ilk 9 ayında gözlenen azalış, 2020 yılında yerini artışa bıraktı. Kapanan ve tasfiye halindeki şirket ve kooperatif sayısı, 2019'un ilk 9 ayına göre sırasıyla %44 ve %30 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %40 azaldı. Geride kalan ilk 9 ayda konut satışları bir önceki yıla göre %46 artarak 34.337'ye yükseldi. Bu artışta ipotekli satışlar etkili oldu. Söz konusu dönemde ilk satışlarda yıllık %17'lik, ikinci el satışlarda ise %63'lük artış yaşandı. İç talepteki hareketliliğin önemli göstergelerinden biri de otomobil satışları. Mersin'de ilk 3 çeyrekte trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla %58 artarak 14.960'a ulaştı. Söz konusu gelişmeye ertelenmiş talep ve pandemi süreci kaynaklı kurye hizmetlerindeki artışın etkisiyle otomobil ve motosiklet satışları katkı sundu. Yılın 8 aylık döneminde teşvikli yatırımlar geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Bu artışta komple yeni yatırımlar etkili oldu. Belge adedi artışında öne çıkan sektörlerin başında tarım ve imalat sektörü yer alırken, söz konusu projelere öngörülen yatırım tutarına göre ise enerji sektörü öne çıktı.
yılın ilk 9 ayında bütçe geliri %24 artarak 14 milyar lira seviyesine ulaştı. Harcamalarsa %9 artarak 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Mersin, Türkiye genelinde toplam vergi geliri tahsilatıyla sahip olduğu %1,89'luk payla 5. sırada yer aldı. İş gücü piyasasında 2019 yılının ilk 9 aylık dönemine göre açık işlerde ve işe yerleştirmelerde azalış gözlendi. İşsizlik ödeneğine başvurular Nisan ayında yılın en yüksek seviyesine ulaşsa da yıllık bazda azalış kaydedildi. Yılın 9 aylık döneminde Mersin'de protesto edilen senet tutarıyla karşılıksız çek tutarında daralma gözlendi. Protesto edilen senet tutarı yıllık %69, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ise %62 azaldı. İlimiz nakdi kredi hacmi 2019 Eylül dönemine göre %39'luk hızlı büyümeyle 44 milyar lira seviyesine genişledi. Söz konusu dönemde mevduat hacmi %46'lık artışla 42 milyar lira seviyesine ulaştı. Toplam mevduatın %53'ünü oluşturan Türk lirası mevduatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28, toplam mevduatın %47'sini oluşturan döviz mevduatı ise %73 arttı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.